6 Mart günü sabaha karşı görev başındayken işte bir asker kaçağının kimlik kontrolü sırasında saldırıya uğruyor eşim. Ve o tarihten sonra velilerim, öğretmenlerim, öğrencilerim imza topluyorlar ve okul adının değişikliğiyle ilgili böyle bir girişimleri oluyor. Bana da sonradan bilgi veriyorlar. Ne düşünürsün, ne hissedersin diye. Gurur duyarım dedim. Gurur duyuyorum ama ilk günler çok zor oldu. Özellikle de tabelaya bakamadım. Sürekli başım yerde girdim içeri görebilmek için. Sonra okulun adını söyleyemedim. Sorduklarında telefonda bile açtığım zaman ben şuyum diyemedim. Okulun adını hiçbir şekilde telaffuz edemiyordum. Artık söyleyebiliyorum, bakabiliyorum. Evet, gurur duyuyorum. Acısıyla beraber. Olaydan kısa bir süre önce, bir iki ay kadar öncesi, okulun adının değişmesiyle ilgili bir girişimim oldu. Şöyle, okulumuz Yeşilova Mahallesi'nde ama okulun adı Karacaoğlan Mahallesi Ortaokulu'ydu. Ve zaman zaman karışıklığa sebep oluyordu. Çoğu kişi Karacaoğlan Ortaokulu diye biliyordu burayı. Ben de mahallesinin kaldırılması yönünde bir talepte bulundum. Ancak olumlu dönüş olmadı. İsim önerilmemesi şeklinde bir dönüş oldu. Daha sonra bu olay gerçekleşince isim olarak eşimin adı verildi. Siz o zaman burada çalışıyordunuz. Müdür mü yoksa? Evet, okul müdürüydüm yine. 3 yıldır okul müdürlüğünü yapıyorum bu kurumun. Nasıl bir duygu eşinizin adını taşıyan bir okulda çalışmak? Gurur veriyor kesinlikle. Zaten her zaman gurur duydum onunla. Bir an evet beden onu görmüyorum ama yanımda olduğunu hissediyorum bir şekilde benimle. Farklı bir duygu, evet. Çok farklı. Yani bütün gün buradayım. Çocuklarla vakit geçirmek bana çok iyi geliyor. Burası benim için gerçekten büyük bir terapi. Zaten çok seviyordum. Şimdi iki kere seviyorum burayı. Kendi çocuklarımı gün içinde tabii ki göremiyorum. Buradaki çocuklarla onlarmış gibi avunuyorum. Akşamları iple çekiyorum. Bir an önce onları görmek için. Açıkçası biz buraya 4 yıl önce Tunceli'den geldik. 2 yıl Tunceli'de kaldık. Orada yüreğim ağzımda beklerdim. Hani bir şey olacak korkusuyla. Hiç uyumazdım. Sabaha kadar o kapıdan içeri girdiğini görmeden uyumazdım. Orayı atlattık geldik. Çok şükür dedim. Evet, artık tehlike yok. Çünkü İzmir'deyiz. Benim doğup büyüdüğüm memleket. Ama diken üstündeyiz. Böyle nasıl diyeyim? Kazara yaşıyormuşuz gibi geliyor burada. Şu an. Müthiş bir korku hissediyorum İzmir'de. Keşke bana o fırsatı verseler, ben eski günlerime geri dönsem, ben yine Tunceli'de yaşasam. Evet, okul adını soyadı benzerliği nedeniyle nasıl bir tesadüf diye söyleyenler çıkıyor. Tesadüf olmadığını çoğu zaman söylemiyorum. Gülüp geçiyorum sadece. Bilinmesini çok istemedim açıkçası ama çok kişi de neden dedi. Herkes bilsin. Bu gurur verici bir şey. Evet, ben gurur duyuyorum. Kolunuzda da eşinizin adını taşıyan kolyeler. Evet, sabahtan akşama kadar zır zır ağlayan biri için anlamlı bir hediye. Öğretmenler Günü hediyesi. Farklı kişilerden bir de künyesi geldi. Yine aynısı. Hassasiyetlerimi biliyorlar. Çevrem çok iyi bu konuda. Yani bana çok büyük destekler, hem moral olarak hem manevi olarak bir şekilde yanımdalar. Buraya gidelim diye kendisi gidiyor. Bu kişi yakalandı mı?
Olacaksın. Mesajım da geldi ama olamıyorsunuz. Ben mutluyum bu arada. Böyle güzel şeyler söylediğiniz için teşekkür ederim. Onlar da resimler yapıyorlar. Getiriyorlar. Mutluyum. Az önce gittiniz ya. Quién lo siento.